Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde son programla karşınızdayız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Evet. Hocam hafta sonu öncesi son programda beraberiz. Moody's tartışıyorduk sizinle tam programa başlarken. Ne desek acaba, bu açıklamasını nasıl yorumlasak diye konuşuyorduk sizinle. Evet. Not artışı beklentisi vardı ama Moody's şöyle dedi. Yeniden gözden geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz bulunmamaktadır. Şimdi şöyle yorumlandı bu. Piyasaların morali bozuldu. Piyasalara kötü haber. İşte çünkü borsada bir düşüş oldu. Ne diyorsun? Siz öyle değerlendirmiyorsunuz galiba. Yok, ben öyle değerlendiremiyorum Barış. Yani şöyle, Moody's'e soru soruyorlar. Ya bugünlerde işte not beklentisi var falan diye. O da aynen senin söylediğin açıklamayı yapıyor. Ve yani adamlar durup dururken ne desin yani? Ben notunuzu arttıracağım mı desin? Veya şimdi notu arttırmak için gözden mi geçiriyoruz desin. Yani sonuç olarak dün de biz yayında konuştuk. İşte geçen Haziran'da yapmışlardı. Evet. Bu Haziran yaklaştıkça böyle bir beklenti oluştu. Onların herhangi bir sinyal vermesi söz konusu değil. Yani piyasa böyle bir şeyler bekliyor denilince bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Ve bu açıklamada işte senin okuduğun gözden geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz yok açıklaması geldi. Tabii bu hani gene Moody's not arttırmıyor şeklinde yorumlandı. Fakat şöyle söyleyeyim, yani derecelendirme kuruluşlarının bir dili var, tamam mı? Bu dile baktığım zaman ne notunuzu arttırmayacağız diyorlar, ne arttıracağız diyorlar. Ya şu an bizim bir şey yaptığımız yok. Yani şimdi biz izliyoruz. Daha önce açıklamaları yaptılar. Yani not arttırımı için gerekli olan şartları da daha önce söylemişlerdi. Bu anlamda piyasa hani kendi kendine hani sergi sahibinin haberi yok, serçeler birbirini kırıyor diye bir söz vardır ya. Şimdi bak, Moody's ile ilgili olarak şöyle oldu. Dün işte açıklamanın geldiği yer burası. Yani endeks 90.700'lerde, sonra bir 89.700'e kadar 1000 puan civarında bir düşüş yapıyor. Sonra yanlış anlaşıldı açıklaması geliyor. Yani nasıl anlaşılması gerektiğini anlatıyor. Sonra tekrar düşerek kapanıyor. Fakat çok önemli bir şey değil. Yani piyasalar açısından çok önemli bir şey değil. Moody's'in yapmış olduğu açıklama. Gerektiğinde gözden geçirirken de gözden geçiriyoruz derler. Bunu da söylerler. Asıl son günlerde hani piyasa bir hikaye arıyor. Yükseldi. Ve piyasanın arkasındaki hikayede işte bir not artırımı daha gelir de yatırım yapılabilir seviyeye gelirsek, o zaman kafadan bir 2 milyar dolar civarında daha doğrusu hatta not artırımı yatırım yapılabilir seviyeye gelen ülkelerin yaklaşık olarak gayri safi yurt içi hasılasının veya milli gelirinin %2'si kadar bir para girişi daha oluyor. Evet. Yani bu da yaklaşık nereden baksan 10 milyar dolar, 16 milyar dolar civarına denk gelebilir. Ki onu bekliyor piyasa. Normal şartlar altında piyasa belli bir rally tipi hareket yapıyor, yani borsa. O kadar yükselmiş, 91 bine gelmiş. İzin verin de yani bir 1000 puan da gerilesin ve bu düzeltmeyi yapsın. Burada yeni bir dönüş mü başladı, artık yükselmeyecek mi şeklinde sorular da gelmiş bana. Ben dönüş başladığını düşünmüyorum. Yani kısa vadede bayağı bir piyasa oldukça güçlü duruyor. Dün yabancı takasında da dünkü haberle birlikte bir miktar satış geldi. Şu an verileri güncellediğimizde bu 86.700 seviyesi ve 86.700 seviyesinden yaklaşık olarak işte 87 bin desek 91 bine 4000 puanlık bir artış burası. Bu 4000 puanlık artış sonrasında bir miktar geri çekilmeler elbette ki olacaktır. Ama 88 bin seviyesinde oldukça güçlü bir destek var. Ve bu desteğin ben tutacağını düşünüyorum. Aşağıda da borsa endeksi için baktığımızda
Özellikle bu bölgede talep ciddi artmış durumda. Yani şu talep artışını gösteriyor ve artan bu taleple birlikte hani 80 çizgisinin üzerine çıkılmış ve ilginç bir şey oluyor tabii burada. Talep çok hızlı bir şekilde artıyor. Fiyatlar yükselmesine, yani endeks yükselmesine rağmen talep konsantrasyon eğrisi dediğimiz bu eğri daha fazla yukarı gitmiyor. Hı hı. Ama şu yükselişin etkisiyle bu şekilde bir miktar zayıflıyor. Yani yukarı gidiş gücü, endeksin yukarı çıkma gücü bir miktar zayıflıyor. Dış piyasalara baktığımızda Dow Endeksine, Dow Endeksinde de benzer bir hareket var dış piyasalarda. Dow Endeksi de 14.700'ü kırdı ve o da 15.000'in üzerine geldi. Orada da bir miktar bekleme var. Borsa da şu an biz şeyi hani bir kısa vade ayrımı yapabiliriz. Kısa vade dediğim yani 3-5 günlük bir vade. Bir de orta uzun vade baktığımızda dün biliyorsun Sayın Başbakan bu akil insanlarla bir araya geldi ve 6,5 saat süren bir görüşme yaptı. Evet. Ki o cephedeki gelişmeleri piyasalar tabii ki çok yakından izliyor. Çünkü piyasaların, bizim borsanın bu kadar yükselmesinde 3 tane önemli faktör var. Birincisi Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve faiz indirime de devam edebileceğinin sinyalini vermesi. Ki reel efektif kur endeksi yüksek geldiği için Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentisi yüksek 16 Mayıs'ta. İkinci faktör bu terörün bitme süreci. Hı hı. Ki bu süreç konusunda derecelendirme kuruluşları da daha önce olumlu açıklamalar yaptılar. Ve böyle bir gelişme tabii ki notu ilgilendiriyor. Özellikle bu faktörün haricinde bir de üçüncü yani yükselten faktör not artışı beklentisi. Yani üç tane temel faktör şu an borsayı yukarı itiyor. Borsada mutlaka ben bir düzeltme bekliyorum ama bu düzeltme hani 86.700 yukarı kırıldığı için orası güçlü bir destek oldu artık. Yani 86.700 seviyesi buradan aşağı kırılır mı ve tekrar bir düşüş başlar mı dediğimiz kısımdan bir miktar uzağız. Yani 3.000 puan kadar uzağız ve bu seviyeden itibaren de şu seviyelerden itibaren de 87.500'e kadar bir gerileme olması normal. Eğer 88.000'e kadar gelir, oralardan tekrar yukarı dönerse ki 60 dakikalık grafiklerde daha net göreceğiz şeyi, yani şu anki genel trendi, dünkü hareket sonrasında şöyle bir oluşan kısa vadeli trendin desteğine gelmiş durumda. Burada bir kanal hareketi var ve bu kanal hareketi ne göre bir miktar daha aşağı gidebilir ve 88.200-300 seviyelerinde bir destek gözüküyor. Hani onun altına inerse bilsin ki yatırımcı 87.000'e kadar bir geri çekilme olur ama şey olacağını zannetmiyorum. Belirgin bir şekilde hani tekrar 86.700'ün kırılıp aşağıya yeni bir düşüş trendinin başlayabileceğini çok fazla zannetmiyorum. Borsa yatırımcısı açısından benim önerim hisse senedi olanlar, hani bu hikayelere yatırım yapmış olanlar, düşen faizler, beklenti yüksek bir büyüme beklentisi, not artırımı beklentisi, terörün bitme beklentisi, tüm bu beklentilerle birlikte artmaya devam edecektir. Çünkü bizi en çok endişelendiren şey dış piyasalardı. Evet. Orada da olumlu bir hava var. Orası da olumlu bir faktör olarak yansıyor. Ama dünkü gibi işte 91.000'e gelmiş. Daha 3 gün önce, 4 gün önce 87.000'deydi. 4.000 puan bir artış olmuş ki bu nereden baksan yaklaşık %4-5 civarında bir oran demektir. Burada kar satışı gelir. Yani %4-5 bugün bankaların neredeyse yıllık 12 ayda verdiği bir getiri. Yani sen onu 4 günde borsada alıyorsun. Orada bir miktar satış gelebilir. Yani bugün de piyasa dünkü açıklamalar sonrasında düşük açılabilir. Fakat hemen şunu da söyleyeyim. Barış, bugün dış piyasalara baktığımızda dış piyasalarda genel olarak Dow Endeks'in işte Amerikan vadelileri yukarıda seyrediyor. Olumlu bir açılış yapacağımızı düşünüyorum. Bir gerileme vardı hocam.
Amerikan piyasasında. Evet, dün gece Amerika'da bir miktar gerileme vardı. O da şeyden kaynaklandı. Amerika Fed üyelerinden Plosser bir açıklama yaptı. Ya dedi, bu tahvil alım programı evet ekonomiye destek veriyordu ama gittikçe verdiği destek yerine zararı daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla bunun artık tahvil alımının azaltmalıyız gibi bir şeyler söyledi. Tabii Evans var bir de. O Evans da aynen tam gaz devam edilmeli diyor. Bu tip açıklamaları Fed bence bilerek yaptırıyor. Yani bir o görüş, bir o görüş. Evet. Hani piyasaların reaksiyonunu da anlamak için. Dolayısıyla Amerika'da şu an belli dirençler de kırıldığı için genel olarak piyasalar olumlu. Bugün ben yalnız şöyle bir şey, bilmiyorum soru var mı ama Barış, çok ilginç bazı şeyler oldu son bir haftada. Yani biz piyasaya bakarken sadece grafiklere bakmıyoruz. Ya beni arayan insan sayısında muazzam bir artış var. Bu hayırdır hocam? Yani şu şöyle ki, yani çevreden tanıdık insanlar vesaire telefonla arıyorlar. Ya Yaşar hocam, işte bu bankada faizler falan çok yerlerde sürünüyor. Ben de bugünkü yazımda bankaların verdiği 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık mevduata verdiği faizleri tablo olarak sundum. Bunun ortalaması 1 aylık tutarsam bankada yıllık getirisi 5.28 nominal. Evet. 5.28'in %1.5'unu da şey yaparsan, yani %15'i stopaj olarak kesersen böyle bir durumda 4.90'a falan geliyor. 4.60'a geliyor. 4.50'ye geliyor net getiri. Yani sen 100 bin liranı yatırdığında %4.5 bir getiri alabiliyorsun. Evet. Yani o da yaklaşık olarak 4.000-4.500 lira civarında yapıyor. Yani 100 bin liranın getirisi sadece o oluyor. Yani 10 bin lira yatırsan bir yıl bankada dursa 450 lira falan net eline geçecek para. Bu şu an insanları tabii getiri arayışına yönlendirmiş durumda. Şimdi daha önce mevduata karşı altın kullanılıyordu. Hani altından umutluydu. Fakat altındaki son çöküş nedeniyle de şey yaptı yatırımcılar. Yani altından tırsı diyeyim. Şu an onun da alternatif olmadığını düşünüyorlar. Geriye ne kalıyor? Geriye borsa kalıyor. Şimdi borsada da 87 bin yukarı kırılmış ve artık insanlar ya hocam işte burada bir şey yok, evet, borsaya girelim mi diyorlar. Yalnız şunu bir söyleyeyim. Bugünkü yazımda da özellikle onu vurguladım. Aman dikkatli olsunlar. Mevduat yatırımcısı, mevduat yani tasarruf sahibi, mevduat yapan kişinin kaybetmek mefhumu yoktur. Yani mevduat yapan kişi bu ay parayı yatırdığında ay sonunda eline ne geçeceğini bilir. Tabii. Dolayısıyla garantidir yani. Evet, garantidir. Tahvil de alsa, yani tahvil bono fonu da alsa aşağı yukarı bilir. Şimdi likit fonlara götürse, likit fonların getirisi çok kötü. Zaten likit fonun getirisini fon yönetim gideri zaten almış, alıp götürüyor. Diğer fonlara baktığında tahvil bono fonlarına faizler gelmiş 5'e, 5'ine 6 da görülmüş. Tahvil bono fonunun yapabileceği, bundan sonra tahvil bononun gelecek bir yılda elde edeceği getiri de hani %5.5'tan fazla olamaz. Orada da zaten stopaj var. 5.5-6 olur en fazla. Böyle bir garantili getiriye alışmış birinin şey gibi olur. Hani sulak bir yerde yetişmiş bitkiyi alıp çöle dikmek gibi bir şey olur. Eğer borsaya gelirse o yatırımcı, hı hı, şöyle bir şey olacak. İlk geldiğinde ben uzun vadeli yatırımcıyım diyor yatırımcı. Ya tamam bak diyorsun. Sen mevduat yapıyordun ama uzun vadeli olmak lazım borsada. Eğer kısa vade al sat yapmaya kalkarsan çok zarar edersin. Vaden nedir? En az bir yıl. Tamam hocam bir yıl şey yapmam. Bakarım. Bir yıllığına işte yatırabilirim diyor. Benim vadem en az bir yıl diyor. Hı hı. Peki yatırdığında ne oluyor biliyor musun Barış? Şimdi hisselerini izlemeye başlıyor. Mevduatta günlük fiyat hareketi yok ki. Parasının ne olacağı belli. Tabii. Ama borsada bir saat sonra
10 bin lirasının çok rahatlıkla 1000 lirasını kaybettiğini görebilir. Yani bir yılda bankada 450 lira getiri sağlayacağım diye uğraşırken 1000 lira kaybettiğini görebilir. Tersine 1000 lira kazandığını da görebilir. Doğru. Yani bu bırak bir saati 5-10 dakika içerisinde bile gerçekleşebilir. Bir hisse alır, bir bakarsın ki hissede hızlı bir yükseliş başlamış, %10 yukarıdadır. Böyle bir durumda izlememesine imkan yok. İzlemeye başladığı anda da kendi bilinci dışında yatırımcının otomatik bir mekanizma devreye giriyor. Bu otomatik mekanizma şu. 5 liradan almış kağıdı. %10 yükselmiş, 5.50'ye gelmiş. 5.50'de muazzam bir coşku yaşıyor. Daha da fazla yükselecek hissi yaşıyor. Bu kadar işte ne bileyim bir saatte %10 getiri sağlayan veya %5 neyse getiri sağlayan bir kağıt. Beyin otomatik zamanlama yapıyor. Hı hı. Ve 2 gün daha beklesem kim bilir ne olur gibi düşünebiliyor. Fakat 5.50'den diyelim ki 5.30'a inmiş olsun. Bu sefer keşke diyor. Keşke 5.50'de satsaydım. %10 getiriyi cebime koysaydım. Şimdi 5.30'dan gene alırdım. Ondan sonra gene yükselişe katıldım. Bu sefer 5.20'ye düştüğünde keşke 5.30'da satsaydı bunları düşünürken derken. Veya tekrar 5'e gerilediğinde kağıt 0'a 0, elde var 0. Bu sefer bu otomatik mekanizma, yani beyinde başlayan otomatik mekanizma aynen şöyle çalışıyor. Bilinçli kısım hep şunu söylüyor. Bak 5.50'de satacaktın, %10 getiriyi gördüğün anda satacaktın, satmadın, keşke diyorsun. Dolayısıyla tepeyi yakalaman lazım. Bundan sonra bu sana bir ders olsun. Hı hı. Halbuki o bir ders değil, o çok kötü bir ders oluyor daha sonra. Şimdi hani bir yıl vadeli düşünecektin? Bu sefer televizyon izlemeye başlıyorlar. Alttan giden kendi kağıdının şu an fiyatı kaç lira olmuş onu izlemeye başlıyorlar. Veya internet sitelerine girip o sırada hisse senediyle ilgili yapılan yorumları, analizleri, o konuda işte forumlarda yazılanları vesaire okumaya başlıyorlar. Muazzam bir bilgi bombardımanı. Ama çaresizlik şu, ben bir yıl sonra ne getiri sağlayacağımı bilmiyorum. Yani yatırımcı olarak, tasarruf sahibi olarak. Bu otomatik mekanizma bir süre sonra bir yerde alıp bir yerde sattırmayı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yatırımcının şirkete ortak olduğunu düşünmesine imkan yok. Yani yatırımcı şirkete ortak olarak düşünmüyor kendini. O sırada aldığı bir şeyin yükselip düşmesiyle ilgileniyor. Hı hı. Bir şirkete ortak olmak demek başka bir şey. Borsada yatırım. Bu yüzden ben buradan uyarıyorum. Yani mevduat sahipleri borsaya eğer yatırım yapacaklarsa yapabilecekleri en kötü şey alım yaptıktan sonra fiyatları izlemeye başlamalarıdır. Ondan sonra da kazanınca da daha fazla risk almalarıdır. Yani daha fazla para getirmeleridir. 2000 yılında endeks 2000 seviyelerinden 20 bine gitti. Tam 10 kat gitti. Yani 98'de Asya krizi olmuş. Endeks 4600'den düşmüş 2000'lere kadar. 99'da, 99'un sonuna doğru biz IMF ile bir anlaşma yapıyoruz. O sırada APO yakalanmış. Muazzam bir olumlu hava başlıyor. Ve 2000'den endeks her gün artışlar yapıyor, her gün artışlar yapıyor. Ve 20 bine kadar yükseliyor. Alanların çoğu da zaten 18 bin civarında girdiler piyasaya. Girdikten sonra da yükseldi piyasa. Fakat 5 yıl sonra ancak şey yapabildiler. Yani şeye bakar mısın? Hani endeksin grafiğini göstereceğim şimdi. 2000 yılında ne olduğuna bakar mısın? Bu lineer olarak gösteririm. Ve şurası 2000 yılı. Şu seviye. Hı hı. Ben orayı bir büyüteyim. Dikkat edersen endeks burada 2000, 1998-2000 seviyesinde. Ve burası 20.000, 19-20.000. Ondan sonra başlayan düşüş birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl ve beşinci yılda 20.000'i tekrar görüyor. Yani 4 yıl bekletiyor, evet, yatırımcısını. Dolayısıyla şu an öyle bir durum yok. Yani şu an biz belki bu yükselişin şuralarında bir yerdeyiz. Tabii 10 kat yükseliş falan beklemiyorum. Yani öyle yanlış anlaşılmasın. Borsada 10 kat yükseliş beklemiyorum ama şu an
gene herkesin sormaya başladığı yerde, acaba dediği yerdeyiz. Ve acaba dediği yerlerde de, ki bu haftalık grafiğimiz bizim, yani şu haftalık grafik, haftalıkta yukarı doğru yönelmiş durumdayız. Ne zaman ben dün söyledim, o kriteri verdim. İşlem hacmi bazında, eğer günlük bazda 1 milyar lota ulaşırsak, oralar bayağı ciddi tepeye yakın seviyeler olacaktır. Veya haftalık bazda eğer 3,5 milyar, 4 milyar lota ulaşırsak bir haftalık bazda, orası da artık endeksin oldukça güçlü bir dirençle karşılaşacağı yer olacaktır. Peki hocam, şimdi bir reklama gideceğiz ama reklama gitmeden bir yorum okuyayım. Reklam dönüşü belki üzerine konuşuruz. Erkan Sarı diyor ki 10 yıl borsayla uğraştım, kendim dahil. Hiçbir küçük yatırımcının kazandığını görmedim. Doğru söylüyor. Hayatta öğrendiğim en kötü şeyin borsa olduğunu düşünüyorum. Sonunda neden herkesin kaybettiğini araştırdığımda bu fiyatlama sisteminin bilinçli oluşturulduğunu ve dünyanın efendilerinin insan nefsini çok iyi tanıdıklarının farkına vardım. Bu fiyatlama sisteminde küçük yatırımcıların kazanma ihtimali yoktur diyor. Ne diyeceksiniz? Soracağım reklam arasından sonra. Süper bir soru sormuş. Bir reklam arası verelim. Süper soru sormuş. Reklamlardan evet. Sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam önemli soru. Tekrarlayayım mı soruyu bir kez daha? Haydi sor. 10 yıl borsayla uğraştım, kendim dahil hiçbir küçük yatırımcının kazandığını görmedim diyor Erkan Sarı. Hayatta öğrendiğim en kötü şeyin borsa olduğunu düşünüyorum. Sonunda neden herkesin kaybettiğini araştırdığımda bu fiyatlama sisteminin bilinçli oluşturulduğunu ve dünyanın efendilerinin insan nefsini çok iyi tanıdıklarının farkına vardım. Bu fiyatlama sisteminde küçük yatırımcının kazanma ihtimali yoktur. Evet. Katılıyor musunuz? Evet. Bu durumda borsa tamamıyla işte büyüklerin küçükleri yolduğu bir yerdir. Evet, öyle değil gibi. Mi? Yani öyle anlaşılıyor. Biz o zaman boşuna yapıyoruz bu programları falan, boşuna konuşuyoruz. Tabii ki boşuna yapıyoruz. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Yani şöyle ki, çok müthiş doğru noktaları tespit etmiş. İnsan nefsini diyor keşfeden bu büyükler, değil mi? Evet. Ne yapıyor? Kimse para kazanamıyor. Ben de küçük yatırımcı dediğim, yani böyle günübirlik piyasa izleyip de kazanan görmedim. Bir gün o olayı tekrar anlatacağım sana. Nasrullah Bey ne demişti, hatırlıyor musunuz? Evet, küçük tabii. Küçük yatırımcı diye bir şey yoktur kardeşim. Diye. Küçük yatırımcı yoktur. Küçük düşünen yatırımcı vardır. Küçük düşünen yatırımcı da şöyledir. Büyük parayı çok kısa vadede vurmaya çalışan yatırımcı. Kumarbaz demişti o gün evet, onlara. Evet. Borsa kumar yeri midir? Ve borsada gerçekten insan... Sen hisse aldığında Barış, kimse gelip senin elinden o hisseyi alabilir mi? Devletimiz hariç. Çünkü devlet aldı. Evet, aldı. Onu aldı ve ben. O yüzden burada yatırımcı sayısı gelişmiyor. Hı hı. Yani o yüzden burada şey yapmıyor. Tabii son SPK yasasıyla bu kaldırıldı artık. Yani almasına imkan yok artık. Ama bunu anlatamıyoruz tabii. Senin aldığın hisseyi gelip elinden kimse alabilir mi senin mülkiyetinde? Alamaz. Evet. Peki sen niye hisse alırsın? Niçin yatırım yaparsın? Bir şirket var. Sana söyleyeyim. Geçen kardeşim geldi. Dedim ki ya borsa, bak borsada dedim yatırım yapabilirsin. Gitmiş dükkan arıyor. Hı hı. Ve büyük, iyi bir dükkan alıp çok iyi bir kirasından faydalanmak istiyor. Dedim onu yapacağını, hani dükkan fiziki ya, hisse senedi al. Her yıl temettü sana göndersin. Senin kira bedelini her yıl göndersin. Bazı şirketler var 6 ayda bir temettü ödüyor. Mesela Koç grubunun şirketlerinde 6 ayda bir temettü ödeyenler var. Şimdi yıl 2011'in başı. Burada fiyat şeyi gizleyemiyorum ama grafiği vermeyelim. Sen görüyorsun grafiği. 1 lira 15 kuruş. Hı hı. 100 bin lira ne? Buraya yatırsan. Tamam mı? Evet. Ne kadar temettü alıyordun biliyor musun? 100 bin liranı buraya yatırdığında, yani 2012'nin başında bu hisseye 100 bin liranı yatırdığında 2012'nin sonunda Nisan ayında, evet. Nisan ayında yaklaşık olarak 15 bin lira temettü alıyordun. 100 bin lirana bir 15 bin lira aldın Nisan ayında. Hı hı. Onu alıp harcayabilirsin. Veya onunla hisse alabilirsin yeniden. Tabii. Yani hisse sayını arttırırsın ki sayı fazla olunca temettüden daha fazla kazanayım. Burada fiyatı görüyoruz. Ama o gün hisse kaça gelmiş? Yani ben 15 bin lira alıyorum ama 100 bin liram ne olmuş? Tabii, ona da bakıyorum. 100 bin liram da 150 bin lira olmuş. Pardon, 110'du. 110'dan 150'ye çıktığına göre 1,5 liraya çıkmış kağıt. 1.1'den 1,5 liraya. %35-40. 100 bin liram 135 bin lira olmuş. Bir de 15 bin lira temettü almışım.
Evet. 15 bin lirayı alıp harcayabilirim kira gibi. Tutmaya devam etmişim. %50 kazanmışsınız aslında yani. Tabii. Tutmaya devam etmişim. 2013 gelmiş. 2013'ün Nisan'ında bu hisse bu sefer tam 19.960 lira. Yani 40 lira daha olsa 20 bin lira temettü dağıtmış. Bak hisseler elimde. Hiç kimseye vermedim. Hı. Ne aldım ne sattım. Aldım. 20 bin lira temettümü de aldım şimdi. Geçen yılda 15-16 bin lira almıştım. 16 bin civarındaydı geçen yılki. 2012'de. Ne kadar nakdim oldu? Hangi dükkan bu kirayı ödeyecek sana? 100 bin liraya alacaksın. Hangi dükkan bu kirayı ödeyebilir? Ödeyebilir mi? Yani sana 20 bin lira kira ödeyebilir mi? Şimdi bizim analist olarak cevap vermemiz gereken soru şu. Bu şirket bu performansına devam edecek mi, etmeyecek mi? Gelecek yılda aynı karı yapabilir mi, yapamaz mı? Sadece bak, çok süper analistler olmasına gerek yok. Sadece faaliyet raporunu okusun şirketin. Ne işler yaptığına baksın. Bu parayı gerçekten yeniden kazanıp kazanamayacağı konusunda bilir. Evet. Senin elinden de hiçbir Allah'ın kulu o hisse senedini alamaz. Hiç kimse de seni kandıramaz. Ha fiyat düşebilir mi? Düşebilir. Yüksel ama adamın temettü verimi %19. %19 abiciğim. Yani banka faizi %5, %4. Şu an temettü verimi %8'in, %5'in üzerinde en az 15-20 kağıt var. Tek cevap verilmesi gereken soru şu. Bunların temettü politikasında değişiklik olur mu? Bunu zaten açıklamak zorundalar. Faaliyet raporunda ve finansal dipnotlarda. Eğer olursa çıkarım. İkincisi, şu an kağıt kaç lira olmuş? 110, benim yatırdığım 100 bin lira ne kadar olmuş? 167 bin lira olmuş. Düşünebiliyor musun? 167 bin lira oluyor. 3 sene sonunda mı hocam bu? Evet evet. 167 bin lira oluyor. Temettüleri de almışım, cebime koymuşum. Yani onları da hesaplarsanız %100'ün üzerinde kazanmışsınız 3 senede. Evet, yani bu temettüyü de koyduğunda şey yapıyor. Yani şunu söyleyeceğim Barış. O zaman yatırımcı niye izliyor kardeşim burayı? Niye günübirlik böyle her gün önde giden ata yatırım yapıyorum da o yükselecek, bu çıkacak. O adam tabii seni kandıracak. Nasrullah Ayan çok güzel söyledi. Dedi ki adamın işi bu dedi. Tabii tabii, aynen öyle. Adamın işi bu dedi. Kızmayacaksın ona ya. Peki, adam oradan para kazanıyor. O zaman suçlu kim? Yatırımcı psikolojisi eğitimlerimde bunu söylüyorum. Ya, diyorum ki suçlu sensin. Direkt senin beynin. Senin ne işin var orada o zaman? Madem burası çok kötü bir yer, değil mi? Yatırımcı diyor ki hocam beni kandırıyorlar. Küçük yatırımcının elinden parayı alıyorlar. Bunu şey hiç Erkan Bey'in için söylemiyorum. Hayır, o farkında. Genel anlamda konuşuyoruz bunu tabii. Farklı konuşmalarda. Alıyorlar. Peki senin orada ne işin var? Hocam herkeste şimdi, şu algı var ya, kısa yoldan köşeyi döneyim. İşte bir günde bir kazanayım, öyle bir kazanayım ki kurtulayım. Ama kazandığı zaman kazanamaz. Bir de şu var, hani siz anlatırsınız ya, işte mesela 5 koyuyor, 10 kazandığında durmuyor. Bu sefer 10 lirayla devam i̇şte ediyor. İşte zaten sorun o kardeşim. 1 milyarla devam ediyor. Ondan sonra batınca eyvah küçük yatırımcı sorun, kandırılıyor vesaire. Sorun ciddi anlamda sorun o. Yani kazandığı anda büyük kaybetmeye adım atmak demektir evet. Borsada kazanmak. Yani borsada kısa vadede para kazanmak demek, orta vadede ciddi kayıplara kapı açmak demektir. Borsanın da bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket, ilk defa alım satım yaptığında para kazanmışsındır. Daha da büyük felaket ikincide de para kazanmasıdır. Onu intihara götürebilecek kadar güçlü felaket de üçüncüde de para kazanmasıdır. Çünkü üçüncüde de eğer para kazanırsa olayı çözüyor adam. Tabii, olayı çözdük. Oldum diyor ya. Tabii olayı çözdükten sonra evi, arabayı, her hepsini şeyi satıyor, sokuyor. Doğru. Ve riski arttırdığı için de inanılmaz derecede büyük kayıplar yaşıyor. Yani daha önce 10 bin lirayla girmiş, 10 bin lira kazanmış. Sonra 20 bin lirayla girmiş, atıyorum 40 bin lira olmuş. Evi, arabayı, her şeyi satmış, 100 bin lirayla girmiş, %20 düşüş zaten her şeyi götürüyor. Tabii. Senin kazandın. Bak bir arkadaşım 2001 krizinde, onu anlatmıştım daha önce, belki izlememiş olanlar için tekrar edeyim. Beni aradı. Yaşar çok kötü durumdayım dedi. Yani stresten duramıyorum dedi ve çok üst düzey bir yönetici. Çok büyük bir çok uluslu şirketin çok üst düzey bir yöneticisi. Abi dedi, bak kendi işini de tehlikeye atıyorsun. Kendi yaptığın işi de tehlikeye atıyorsun. Yapacağın şeyi söyleyeyim. 2001 krizinde 600 bin dolarım Yaşar 125 bin dolara indi dedi. 150-125 bin dolara indi. Tamam mı? Ben bunca zamandır bu parayı biriktirdim. Her şeyim gitti Yaşar dedi.
Peki abi dedim. Bütün parayı geri almak istiyor musun? İstiyorum. Hangi senetlerin vardı? Şu senetlerim var. Bugün alım yapma zamanı. Tek yapacağın şey sat demiyorum sana. Değiştireceğiz. Birkaç tane kağıtla değiştireceğiz. Birkaç tane kağıdı değiştirdik. Şimdi dedim ölü taklidi yapacaksın ve bana söz vereceksin. En az 2-3 sene bir daha borsaya bakmayacaksın. O para sana ayağıyla gelecek. Fakat söz vereceksin. 500 bin lirayı geçtiğin anda geçtiğin kadar kısmı çekeceksin borsada. Bu case'dir. Yani bir gün keşke kabul etse de buraya çağırsam kendisini. Yani kabul etmez. Gelmez buraya. Yani ifşa olmak istemez. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Ne yaptı biliyor musun? Yıl 2005 toplam parası yaklaşık 750 bin dolara geldi. Yani o 2001'de unuttu onu. Dedi ki ben bunu gömdüm, bu arsa değer kazanacak. Aynı bu mantıkla. Kağıtları da değiştirdiğimiz için rahat gitti. Yani krizden çıkışta hangi kağıtlar öne çıkabilirin? Zaten biz analizlerini yapıyorduk. Evet. Ondan sonra 750 bin dolar oldu. 250 bin dolara bak 2005 yılı Kemerburgaz'dan gitti. Resmen bir villa aldı. Şu an 1,5 milyon dolar o villa. Sonra 2000 sonra yeniden bir 850 bin dolar oldu. Gitti bir tane daha Göktürk'ten güzel bir daire aldı. O sırada fiyatlar yükseldi. 500 bin doların üzerine çıktığı her dönemde çekti ve gayrimenkul yatırdı. Şu an o iki evinin değeri, yani o iki tane evin değeri yaklaşık olarak 2,5 milyon dolar civarında. Yani 2 milyon dolar civarında. Tabii şans yani. 2005 çok kötüydü. Konut sektörü daha yeni yeni böyle şey yapıyordu. Sonra 2008 krizinde gene beni aradı. Yaşar dedi hani bizim üstüne çektiğimiz şey vardı ya 600 bin dolarla devam ediyordum ya. Şu an param 250 bin dolar ölü taklidi yapıyorum. Aynen. Ona ölü taklidi yap demiştim. Ve tabii ki bu yükselişte gene yükseldi. Evet. O şimdi lojistik firmalarına depo olabilecek o borsadan kazandığıyla bir yer aldı. Benim borsadan kazandığını gördüğüm tek adam odur. Ama evet, onun da sebebi artık borsayı izlememiştir. Hocam şimdi son 3-4 dakikamız, çok yorum var bununla ilgili. Onları aktarmak istiyorum biraz bitirirken. Mehmet Cengiz Özgöz diyor ki borsa kesinlikle en iyi kazanç yeridir ama düzenli temettü veren iyi şirketlere ortak olma mantığıyla hisse alınmalıdır. Ben de 2001 krizinde 85 bin dolarım 25 bin dolara düştü. Sonra ben borsayı unuttum. 2004'te 200 bin dolarım olmuştu diyor. Ayhan Akul da diyor ki hocam 2001 yılında 4 çeşit hisse senedi aldım. Çok büyük değer kaybı oldu. Ben de bunlara az önce söylediğiniz gibi 10 sene bekledim. Hiçbir şey olmadı. Yine zarar ettim. Ben de bütün hesaplarımı kapattım. Şimdi sadece sizi izliyorum ve borsadan uzak duruyorum demiş Ayhan Bey de. Mehmet Cengiz Özgöz. Az önce okudum onu. Ha onu sen okudun, tamam, evet. Pardon. 85 dolarım 25 bin dolara düştü, sonra evet, 200 bin dolar oldu 2004'te, evet. Yine bugüne ilişkin Mehmet Ergin diyor ki borsa uçuyor ama borsadaki %90 kağıtlar yerlerde sürünüyor. Bu nasıl borsadır diye sormak lazım. Birilerinin keyfi gelecek, o kağıt gidecek yanlışlıkla, bir de düşüş olursa çıkmayan kağıtlarımız ne olur merak ediyorum. Ne yapalım hocam, satıp çıkalım mı diyor. Ben şöyle söyleyeyim yani burada gitmeyen kağıdın niye gitmediğini son webinarda gösterdim. Grafiğini açıyoruz. Kağıt gitmiyor. Evet. Aynen daha temeline bakmadan, satışlarına, karlılığına bakmadan direkt olarak yaptığım şey şu. Direkt olarak diyorum ki o zaman bunda bir sorun var. Kar marjları. Bir bakıyorsun şirketin şeyini açıyorsun. Kar marjlarını ne kadar düştüğünü vesaire. İnanılmaz bir şekilde yarıdan fazla kar marjları düşmüş. Nasıl gitsin o kağıt? Kaç da buraya yorum yazan veya borsada işlem yapan kaç kişi acaba faaliyet raporunu okudu? Evet. Ya bir de çuvaldızı gerçekten iğneyi önce kendine batıracaksın. Yani bu faaliyet raporunu okudum hocam. Ben bu şirketin ne yaptığını çok iyi anladım. Bu şirket şu kadar sürede şu kadar kazanmış. Ben şimdi şunu yapıyorum. Bir tek bu yönde bir tek mail aldım, bir tek mesaj aldığım kişi Mert Bal isimli izleyicimizdir. Yazmış hocam bu kağıt nasıl bu kadar ucuz kalabilir? Bilmediği bir tek şey vardı. Onu da öyle öğrendi. Orada dedim yönetim. Kimse o şirketin çok ucuz olduğunu herkes biliyor. Kimse girmiyor. Neden? Çünkü şirketin yönetimine hiçbir şekilde güven yok. Şirketin yönetimi her an seni çarpabilir. Bu anlamda şirketin yönetimi de çok önemli. Evet. Bu nedenle biz yani şirketin yönetimi gerçekten çok önemli. Ne yapıyoruz?
işte hazırladığımız raporlarda şeyi koyduk. Kurumsal yönetim yatırımcı dostu mu değil mi? Buna puan vermeye başladık. Yani bu şirket yönetimine yatırımcı ne kadar güvenmeli? Hı hı. Yani borsada yatırım yapmak, piyasa izlemekse herkes kaybetmeye mahkum. Evet. Hocam son bir dakika. Hüseyin Bey de şunu sormuş. Hisse senedine haciz uygulanabiliyor mu? Hayır, uygulanamıyor yeni yasayla. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Haftanın son programı da böylece noktaları süremiz doldu. Bu arada sizin siteniz açılmıyor. Onunla ilgili bilgi evet, yatırımcı konuda bir sorun var. Evet, benim sitem bugün açılmıyor. Çünkü server değişti, hı hı, ve server ayarlarında sorunlar var. Dolayısıyla arkadaşlar şey yapıyorlar, uğraşıyorlar. O yüzden bugün yorum veremedim. Evet. Bu akşam herhalde sorun hallolmuş olur. Peki hocam, iyi hafta sonları, size pazartesi yine beraber olacağız inşallah. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.